yaşında üniversite öğrencisi olan Dilek'in öyküsüyle geldik bugün ekranlarınıza. Dedesini 5 yıl önce kanserden kaybeden Dilek, henüz 4 ay önce de amcasının kanser teşhisiyle sarsılmış. Dedesinin vefatıyla başlayan ölüm korkusu, amcasının hastalığını duyduktan sonra bu süreçte kansere yakalanma ve yoğun bir şekilde ölüm kaygısına dönüşmüş. Dilek yakınlarını kaybetmekten korkuyor ve her an kötü bir haber alacakmış korkusuyla yaşıyormuş. Hastalanmaktan, hastaneye yatmaktan, tedavi altına alınmaktan, hastaneden sağlıklı bir şekilde çıkamamaktan, tedavilere olumlu bir cevap verememekten, yok olup gitmekten korktuğunu sıralayan Dilek, günlük hayatında bu düşüncelerden çoğu zaman kendini alamadığını ifade ediyormuş. Ölüme dair nasıl can vereceğini, nasıl gömüleceğini, ailesinin nasıl bununla baş edebileceğini düşünmekten kendisini bir türlü alamıyormuş. Kendisini iyi hissetmediği zamanlarda, halsizlik, tansiyonu ve kan şekeri düşüklüğü yaşadığında ölüm düşüncesine kapılıyor ve uykuları kaçıyormuş. Ölüme dair düşüncelerle boğuşan Dilek, herhangi bir ölüm haberi aldığında veya okuduğunda kalp atışları hızlanıyor ve o an kendisine ölecekmiş gibi hissediyormuş. Hem kendisinin hem de sevdiklerinin ölmesinden korkuyor, kendince sevdikler için de fazla önlemler almaya çalışıyormuş. Son zamanlarda kendisini eve kapatan, trafik kazası geçirmekten korktuğu için araba kullanmaktan kaçınan Dilek, ölüm korkusuyla baş etmekte çok zorlanıyormuş. Evet, bakalım bugün uzmanımız ölüm korkusuna dair bizlere neler tavsiye edecek? Adım Adım İnsan başlıyor. Efendim herkese selamlar, muhabbetler. Yine bir Adım Adım insan günüyle evlerinize geldik, ekranlarınıza geldik. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Evlere kapandığımız şu günlerde tam da ruhumuza dokunacak, terapiye gidemeyenler için ayağına gelmiş bir terapi tadında biz bugüne bismillah diyelim ve Adım Adım insanda bugün ölüm kaygısı, ölüm korkusunu konuşacağız. Şahsi olarak kendi ölümümüzden korkuyorsak ekranlarda kalın. Aynı zamanda sevdiklerimizin ölmesinden, onları kaybetmekten korkuyorsak yine ölümü anlamlandırmaya dair, ölüm psikolojisine dair çok güzel bilgiler verecek. Kim verecek bu bilgileri? Efendim hemen konuğumu takdim etmek istiyorum sizlere. İbni Haldun Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Burcu Uysal hocamız buradalar. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Bayram heyecanı geldi şimdi de. Evet, yaklaştı artık. Evet, artık evet. Kapalı da olsak bayramı yaşamayı umuyoruz. İnşallah hocam. Ve tabii ki bu Ramazan'ın son günlerinde inşallah böyle hakkıyla Ramazan'ı yolcu etmeyi bize Allah nasip etsin. Başından sonuna kadar sağlıkla, sıhhatle inşallah ibadetlerimizi yapmayı nasip eylesin. Amin. Tabii ki ruhsal ibadetler de çok önemli. Ben Adım Adım insanında bu anlattığımız öyküler gerçek hayattan esinlendiğimiz, hepimizin yaşadığı sıkıntıları anlatırken aslında bizim burada yapmaya çalıştığımız şey ruhsal olarak biraz daha hayatı anlamlı hale getirmek, Müslümanca yaşayabilmek meramındayız. O zaman daha az acı çekeceğiz ya da acımızla gurur duyabileceğiz. O acıyı anlamlı hale getireceğiz. Hakkıyla yaşayabileceğiz. Belki ölüm de o acılardan bir tanesi. Evet. İnşallah bugün sizlerden istifade edeceğiz. Fakat hemen izleyenlerimizi hatırlatmış olalım. Evlerdeyiz efendim. Oruçluyuz şu an. Belki bekliyorsunuz. Birazdan mutfağa gireceksiniz. Yemeklerinizi hazırlayacaksınız. Bir iftar şenliği olacak. Öncesinde hadi güzelce yüzleşelim mi bir ölüm olgusuyla, ölüm gerçeğiyle. Belki bu saatten sonra hayatımız, ölüme bakışımız değişik olacak. Daha anlamlı, daha güzel olacak umuduyla söylüyorum. Şu an ekranda gördüğünüz bu Adım Adım insan Instagram hesaplarından bizlere sorularınızı iletebilirsiniz diyoruz. Canlı yayında dönüş yapacağız sizlere. Ve hocama sorsam, öykümüzü de değerlendireceğiz ilerleyen dakikalarda. Lakin hocam ölüm korkusu normal değil mi ya? Ölmekten kim korkmaz? Nasıl başladım ben böyle yayına? Konu ağır ama biraz onu hafifleştirmek istiyorum. Normalleştirmek istiyorum. Ölümden kim korkmaz ki hocam? Evet, yani ölüm korkusu kesinlikle herkesin, her yaratılmışın içinde olan bir duygu.
ve aslında sağlıklı da olan bir duygu. Ölüm nasıl en temel hakikatlerdense aslında ölümden korkmak da. Çünkü belirsiz bir süreç olduğu için temel bir hakikat. Hani o mesela ölüme dair değil mi? Hani çok temel bir hakikat olmasına rağmen baktığımız zaman işte bir sürü dinde, bir sürü felsefede ölüm üzerine bir sürü konuşulmuş, yazılmış, çizilmiş binlerce kitaplar, seminerler var. Ama yine de biz ölüm hakkında bir belirsizlik hissi yaşıyoruz. O belirsizlik hissi yüzünden aslında en çok da o korku belki depreşiyor. Tabii ki farklı nedenleri de olabilir ama en temel nedenlerinden biri de o. Ölüm korkusunu peki tanımlayacak olursak nasıl tanımlarız? Yani yaşamın sonuna dair bu belirsizlik ya da yok olma korkusu ya da bunları detaylandıracağız ilerleyen dakikalarda ama hani o temelde bu kavramlar üzerinden yaşamın korkusuna dair sahip olduğumuz tedirginlik, o kaygı olarak tanımlayabiliriz ölüm korkusunu. Bir nevi aslında kaygı. Peki evet. O zaman hepimizin hissettiği ve normal olan, insani olan bir davranış. Ölüm korkusunu yaşamak, hissetmek. Evet. Sevdiklerimizi kaybetmekten korkmak çok normal. Ne zamana normal? Evet. Bu önemli bir ayrıntı. Bu sınır değil mi? Ne kadar evet, sınır bu. İnce bir sınır var orada. Yani kesinlikle çok sağlıklı bir şey. Bir defa ölüm korkusu olmayan gençlerimizi görüyoruz değil mi? Hani ya da az olan, olmayan demeyeyim de böyle çok riskli davranışlara tehlikeli gidebiliyorlar. Tehlikeli davranışlardan kaçınmayanlardan kesinlikle. Bahsediyoruz. Evet. Evet. Tehlikeli işte riskli araba kullanmalar, böyle ekstrem sporlar gibi. Aslında tabii o ergenlikle de alakalı geçici bir süreç ama yani ölüm korkusunun olmadığı bir insanda zaten korku olmadığı için de bir sürü tehlikeyi de göze alabilme durumu söz konusu olup aslında hayatımızı tehlikeye atmış olacak olurduk eğer ölüm korkusu olmasaydı. Ve hatta yaşamın hani zorlukları karşısında nasıl intihar düşüncesi varsa ölüm korkusu aslında bizi intihar düşüncesinden de koruyan bir korku. O yüzden çok sağlıklı bir korku. Hani baktığımız zaman sağlıklı olan, sağlıklı düşünebilen, hissedebilen insanlar kendi canını alamıyor. Hani o da ilginç. Evet. Orada nasıl bir ruh hali var değil mi? Hani o zorluklardan kaçmaya çalışırken ölüm korkusu gibi bir korkuyu yenebiliyor insan. Hani o nasıl bir ruh hali ise o da ilginç. Ölüm korkusu bütün dertlerden daha baskın. Evet. Hayatta kalma arzusu tabii. Daha normalde sağlıklı insanlar da öyle. Evet. Ama ne zaman ki sizin de dediğiniz gibi hani o ince bir çizgi var, sınır var. Ne zaman ki bu korku artık fazlalaşıyor, yaşam enerjimizi alıyor ya da yaşam rutinlerimizi aksattırıyor Dilek'te olduğu gibi. Yani evden çıkamaz hale geliyor değil mi? Araba kullanamaz hale geliyor. Normalde günlük hayatta çok normal yapabileceği şeyleri yapamaz hale geldiği zaman orada artık ölüm korkusunun anormal, patolojik bir boyuta evrildiğini söyleyebiliyoruz. Tedavi gerektirdiği nokta kesinlikle. Burası o zaman. Kesinlikle. Günlük hayatımızdan bizi alıkoyan şeyler. Hı. Hani bazen annelerde çocuklarını bir yere göndermeme, evet. Aman araba çarpar karşıdan karşıya geçmesin, aman annelik. Pazara gitmesin bir şey olur, aman kaçırırlar, aman şu olur, aman bu olur şeklinde. Çocuklarının üzerine çocuğuma bir şey olacak ya da ben istemeden çocuğuma zarar vereceğim korkusuyla çocuğunu kaybetmekten, çocuğun ölümünden korkan anneler de görüyoruz. Biz onlardan da bahsedeceğiz. Bence bugün yelpaze çok geniş çünkü evet. Bu korku bir nevi kaygı bozukluğu. Evet takıntılı bir düşünce ama öte yandan, da bunu, koruyucu sanki. Evet bunu ortadan kaldırmanın yolu da sanki biraz hani pergelin tam temelinde merkezindeki ölüm olgusunu yeniden revize etmekten mi geçiyor? Evet kesinlikle hani ölüme bakış açımızı belki en baştan tekrar düzenlemek, tekrar bir ölüm benim için ne ifade ediyor? Hani yok olup gitmek mi? O yüzden orada zaten temel bir sorgulama gerekiyor. Ama o şeyi geçmeden, o kısımlara geçmeden ölümün hani anormal, ölüm korkusunun anormal olduğu sınırda tanatofobi dediğimiz o ölüm korkusu fobisi hani bir tanı değil gerçi, psikolojik bir tanı değil ama. Ama bir kavram var. Bir kavram var, böyle bir semptom kümesi var. Bu olduğu zaman ne oluyor? İşte dileğin başına gelenlerde olduğu gibi. Aslında bir sürü psikopatolojiyle beraberinde getirebiliyor ölüm korkusu. İşte neyle ilişkili? En basitinden
panik atak değil mi? Hani en temeli de baktığımız zaman panik atak olduğunda. Kalp atışlarının hızlanması, el titremesi, evet. Kalbim duracak bir hissetme. Kesinlikle. Zaten ölüm korkusu eşittir biraz panik atak barındırıyor. Evet, yani. Panik atak da zaten ya çıldırma ya ölme korkusu ya da işte fobiler, hipokondriyazis, bu sağlık anksiyetesi, sonra travma sonrası stres bozukluğu semptomları bile bu ölüm korkusu sebebiyle temelde yaşanabiliyor. Yani ya da işte o ölüm korkusuna sebep olan herhangi bir yaşanmışlık varsa ölüm korkusuyla beraber bu semptomları da görebiliyoruz. Bunlar önemli ayrıntılar. Peki evet. Hocam biraz altında yatan sebepleri söyleyelim. Az önce bir şey daha söylediniz. Bu altında yatan sebeplere geleceğiz. Fakat bazı insanlar, siz de görüyorsunuz etrafınızda, ergenleri bir kenara koyarak, bu evet. tehlikeli sporlara, o macera, adrenalin tutkunlarını bir kenara koyarak, bazı insanlar ölümden gerçekten korkuyor. Bunu yaşıyor, kaçıyor bu gerçekten. Bazıları da gerçekten bunu içselleştirmiş olabiliyor. Yani evet. hatta annesini babasını kaybetmiş, belli bir olgunluğa erişmiş yetişkinler görebiliyoruz. Ve çok böyle vakur bir şekilde yıkayabiliyor, defnedebiliyor ve arkasından hayırlarını yapabiliyor. Evet. Ve hayatına devam edebiliyor. Şimdi bu insanların arasındaki fark ne? Aşmışlık değil mi? Değil nasıl mi? Neyi aştılar bu insanlar? Evet. İki damla belki süzülüyordur gözünden o muhakkak. Yaş. Muhakkak. Gözünden süzülmese bile yüreğinden İçinden, süzülüyor. Kesinlikle, muhakkak. Kesinlikle. Ama fark ne hocam? Ediyor? Neden bazı insanlar evet. böyle, neden bazı insanlar öyle? Yani bizde bu mizaç farklılıkları, genetik faktörler, çevresel, aile bir sürü faktör olabilir. Bunlardan bahseder misiniz? Kesinlikle. Yani saydığınız gibi bir sürü alanda bir sürü farklı faktörle alakalı ama o bahsettiğiniz örnekte direkt aklıma bir kabulleniş geldi. Yani o hayatın gerçeği olarak doğmak gibi aslında ölüm de en az onun kadar gerçek değil mi? Ama ölüm gerçeğini nedense hep bir uzaklaştırıyoruz. Hatta modern zamanlarda baktığımız zaman bu gençlik işte ne yapıyoruz? Genç görünmek için ay bu beni yaşlı mı gösterdi? Kıyafetimizden işte bakımlarımızdan sanki böyle bir ölümü ötelemeye çalışırmış gibi. Yaşımızı gizliyoruz. Modern zamanların değil mi? Bize dayattığı bir şey. Sanki yaşlılık eşittir ölüme yaklaşmak, eşittir sonlanmak gibi. Oysa ki kabullendiğimiz zaman aslında o aşmışlık haline erişebiliyoruz. Ölümün bir yaşı yok. Kesinlikle. Duamız şudur, Allah sıralı ölüm versin diye Anadolu'da böyle bir tabir vardır. Hani biz evet. yaşımızı başımıza aldık, gençlerden uzak eylesin Allah denir. Güzel Bitti de bir özellikle. Duadır. Ben de çok severim bu duayı, önemserim, kullanırım. Fakat ölümün de yaşı yok, cinsiyeti kesinlikle. Yok, kesinlikle. Yeri zamanı yok. Bilemiyoruz ecel ne zaman geliyor. O yüzden aslında güzelliği de orada biraz değil bence. Mi? Yani belirsizlik kısmı sanırım burası. Kesinlikle, belirsiz olması biraz kaygımızı arttırıyor. Ama belirsiz olduğu için de ölüm anımızın aslında yaşama tutunabilmemiz de kolaylaşıyor. Evet. Yoksa işte belli bir yaşta 3 yıl 5 yıl sonra öleceğini bilen insan kimine göre daha kaliteli bir hayat da sürdürebiliyor bu hastalıklardan sonra. Ama kaygı sonra. Dolu bir hayat Ama o olabilir. Kaygı da değil mi? Kaygıyla baş etmek de çok kolay bir şey olmuyor. Şimdi bunun temelinde ne yatıyor dedik. Birazcık ondan belki bahsedecek olursak. İbn-i Sina'ya göre bu ölüm korkusu aslında ölüm hakikatinden uzak olmakla alakalı. Hani o cezalandırma korkusu ya da mirası kaybetme, yakınlarının üzüleceğini düşünme. Burada bir kayıptan bahsedince de hemen Erich Fromm geliyor aklıma. Yani orada da neden bahsediyor ölüm korkusunun temelinde? Bedeni, benliği, işte malı, mülkü kaybetme kaygısı. Aslında kayıp. Yani ölüm öyle eşleştirdiğimiz için tabii ki bu doğru bir eşleştirme değil ama bu şekilde eşleştirildiği zaman kaybetmek yani sevdiklerimizi kaybetmek ya da işte malımızı mülkümüzü değil mi yani makamını kaybetmek anlamına geliyor. O konfor alanını bırakmış olmak. Kesinlikle bildiğimiz bir gerçeklikten bilmediğimiz bir gerçekliğe aleme doğru gitmek demek. Yani bunun altında tabii farklı farklı faktörler yatabiliyor. Dediğiniz gibi biyolojik yatkınlık da birazcık. Ya bugün bunu biliyoruz ki psikopatolojilerde, ruhsal rahatsızlıklarda da bazı insanlar daha eğilimli değil mi? Hani o hastalıkları yaşamaya. Bakıyoruz mesela ailede işte dedesinde, babaannesinde vesaire bir hastalık varsa hani şizofreni, psikotik rahatsızlıkları kastetmiyorum ama kaygı bozukluklarında da bir biyolojik temel var. Kesinlikle var. O yüzden
Biraz bu belirsizliğe tahammülsüzlük, hani terapilerde çok kullandığımız bir kavramdır. Çalışmaya çalıştığımız bir kavramdır. O belirsizliği kabul etmek, sonra dünyanın adaletsiz bir yer olduğunu baştan kabul eden insanlarda ya burası böyle bir yer, belirsiz ve belli şeylerde adalet yok diyebilen insanlarda ölüm korkusunun daha az olduğunu görebiliyoruz. Evet, ölümü de hani adil, neye göre adil geliyor ya da gelmiyor düşünmek kesinlikle de bizi bir dehlize sokabilir. Ama şey oluyor, sanki çok sağlıklı bir bakış açısı değil ama yakınlarını kaybedenlerde, hele bir de böyle genç ani bir ölümse, ya neden o? Yani bir hastalık başımıza geldiğinde de hani diyoruz ya, neden ben? O sorgulama yapılıyor. Yani kendimizce bir işte bak şunun ta dedesi yaşıyor, benim annem neden öldü gibi bir sorgulamaya insan ister istemez girebiliyor. Ama bu sorgulamayı doğru yere kanalize etmek lazım. Sorgulamanın olması bir sorun değil. Sorgulamanın bizi neye götürdüğü? Soruna mı götürüyor yoksa bir kapıya mı? Evet. Bir açılmışlığa, bir kabullenişe mi götürüyor? Bu çok kesinlikle önemli bir nokta. Peki kimlerde daha çok ölüm kaygısı daha sık görülebilir desem? Kişilik tiplerinden bahsedeceksiniz belki. Belki bu genetik yatkınlık olacak ama şu an bilmiyorum daha mı çoğaldı pandemi sebebiyle? Pandemi tabii muhakkak ki. Yalnız biz ölüme alışan bir toplum muyuz aynı zamanda? Ya da dünya olarak, insan olarak niye biliyor musunuz? Dün eşim iftar sofrasındayız ve televizyonda hani şey açık. 349-347 ölen sayılar. Şimdi pandemi ilk başladığında yüzleri görünce biz şaşırıyorduk. Çok. 100 kişi ölmüş bugün. 100 kişi ne demek diyorduk. Evet. Şimdi 300-350'lerde ve biz alışıyor gibi oluyoruz. 350 kişi ölmüş diyoruz. Normal. Tabii o 350 kişi demek 350 tane yangın düştü bir eve demek. Aslında kaç kişinin ölümü gibi. Kaç kişinin hani o yasıyla beraber düşündüğümüz zaman. Başkalarının tabii etrafımızda duyduğumuz başkalarının ölümü çok etkilemiyor. Ne zaman ki işte diyor ya dedemin ölümünü gördüm. Evet. Ne zaman ki annem öldü, ne zaman ki anneannem öldü ben o zaman anladım diyoruz. Evet. Şimdi bunlardan biraz bahsetmek gerekiyor ama dışarıdaki ölümle içerideki ölüm de farklı bir etki edecek. Elbette bizi etkileyecek. Kesinlikle. Sarsması normal. Siz bunları nasıl değerlendirirsiniz? Yani dediğiniz gibi hani dışarıda bir ölüm olduğu zaman tamam ölüm diye bir şey var. Çocukluğumuzdan beri duyuyoruz, biliyoruz. Ama ne zaman ki bir yakınımızı kaybediyoruz o zaman gerçekten de o ölümü ensemizde soluğunu hissediyoruz. O zaman belki ilk defa bir sorgulamaya başlıyoruz. Hayat nedir, benim işte buradaki görevim, rolüm nedir, ne yapıyorum, nereden geldim, nereye gidiyorum diye. O apayrı bir şey kesinlikle ve pandemi dolayısıyla da tabii ki normalleştirdik. Hani başta bu aslında biraz da sağlıklı. Tabii ki tedbirlerden uzaklaştırıyorsa bizi sağlıksız. Ama ya işte öyle bir şey var ama bizden uzak. Bu biraz aslında ölümle ilgili söylediğimiz şey pandemiyle de ilgili gerçek. Yani pandemi ben iyi hatırlıyorum. Böyle bir ne diyorlardı şey işte böyle bir hastalık var diyorlar ama falan diye gülerek konuşanları hatırlıyorum. Hani ne zaman ki herkesin bir arkadaşı, bir yakını vefat etti ya da ağır bir şekilde aldı. Entübe oldular. Evet. Bunu yaşadıktan sonra gerçekten de böyle bir şey varmış deyip hani bakış açımız değişti belki. O ayrı bir şey ama belki hani nelerle alakalıydı değil mi? Soruya da dönecek. Yani şu bu ölüm korkusunu daha çok kimlerde görüyoruz? Evet. Evet. Şu an pandemide o kişiler şu an pandemide de ölümün ben de ölecek miyim, bu virüsü kapacak mıyım, ne olacak gibi düşünüyor. Her tehlikede daha çok yaşıyor tabii ki bunu. Hani sonuçta pandemi de ölümle bizi yüz yüze getiren bir hastalık, ölümcül olabilecek bir hastalık. Evet. O da bir vesile. O yüzden herhangi bir vesileyle kimler daha çok dediğiniz gibi bunu yaşıyor diye baktığımızda bir defa kadınlar da hani araştırmalara biraz baktım neler var diye. Kadınlar hayatı daha mı çok seviyorlar ondan mı diye? Aslında yorumlar var ama ben kendi yorumumu da yapacağım. Ya yorumlarda işte daha hassas, daha zayıf hanımlar, işte daha çok sorumluluk sahibi gibi şeyler var ama belki olabilir bilmiyorum. Hani ama benim iddiam aslında kadınların her duygularını daha normal bir şekilde kabul edebilmelerinden de kaynaklanıyor. Daha sağlıklı bir bakış açımız var bence duygularla ilgili. Erkekler ağlamaz, erkekler korkmaz değil mi? Hani terapilerde de ben erkek danışanlarımla daha çok zorlanıyorum açıkçası. Evet. Çünkü duygular öyle bir kapatılmış ki yani
set çekilmiş üzerine, kazı kazı ulaşamıyorsun. Sadece analizler üzerine konuşuyor. Kesinlikle. Yani evet, gerçekler, olması gerekenler üzerinden. Genelde böyle bir şey var. Sonra yaş faktörü acaba nasıl etkiliyor diye baktım ama orada çok bir netlik oluşmadı zihnimde açıkçası. Hani yaş ilerledikçe artan diyen de var. Ama tam tersine Almanya'da yapılmış bir araştırma mesela yaşlılarda 80 yaş üstünde ölüm korkusu, bu anormal boyutta, %30 civarında. 30 yaş altında da %70 civarında çıkıyor. Yani aslında yaşlılar artık biraz orada şunu düşündüm. Yani artık sağlıklı bir yaşlılıksa, güzel bir hayat geçirdiyse, yani güzel bir hayat derken tabii ki acılar olacak ama bir şekilde hayatın anlamını bulup da ona göre bir hayat geçirdiyse kişi, ölüm korkusunu çok daha kolay yenebiliyor ya da daha hafif yaşayabiliyor. Ya da zaten şunu diyor, yani hani biz yaşadık yaşayacağımızı, Allah size evet, uzun ömür versin diyen Anadolu'daki kesinlikle böyle büyüklerimiz bu, var. Büyüklerimiz var. Şimdi gençlerde yani 30 yaşı altında ölüm korkusunun olmasında yapacak çok işim var, planlarım var. Ben daha var, yaşamadım. Evet, yapmadım. Daha hayallerim var, daha yapacak çok şeyim var. Evet. Ben ölmemeliyim gibi bir kesinlikle altyazı mı beyinde acaba dolu? Kesinlikle, yani daha ölüme hazır değilim değil mi? Hani sanki şey diye düşünüyorum. İnsan ölüme hazır olur mu peki? Sorudan soruyu atlıyorum ama konu çok yani, önemli. Çok ve her detay önemli bence. Konu ölüme hazır olmak diye bir şey çok nadir bence. Yani bazı yaşlılarda bunu görüyorum. Hani o mutmain bir halde ölümü bekleyen, artık evladım bize hayırlısıyla Allah ölüm versin diyebilen büyüklerimiz var gerçekten. Ama bu çok sık karşılaştığımız bir şey değil kesinlikle. Çünkü ne diyoruz işte, ben kendimi düşünüyorum, diyorum Allah'ım yaşlılığımda sağlıklı olayım da yapacak ne çok işim var da yapamıyorum. Okuyacak çok kitaplar değil mi? Hani ya da yazacak çok şey var. Yani muhakkak bu herkes için böyledir. İşte kimisi der ki çocuğumun evlendiğini göreyim, sonra torunumu göreyim. Sonra ben büyüklerimden biliyorum ama diyor çok şey istemiyorum ki diyor, torunumun evlendiğini de göreyim. Evet. Gerçekten öyle yani, Allah hayır ömür versin. İstiyor. Ya şöyle de bir gerçek var hocam, şimdi bir ölümü hani böyle çok böyle ya işte seviye atlamışız, olgunlaşmışız, kabullenmişiz değil. Bugün Allah esirgesin ben annemin ölümünü bazen düşünürüm, ne yaparım diye düşünürüm hani. Babamınkinde çocuktum, algılayamadım ama anneminkinde nasıl karşılarım, bu korkuyu yaşamıyor değilim, yaşıyorum. İşte abimin, eşimin, Allah esirgesin, evladımın, hepimizin bu korkuyla yaşıyoruz. Şimdi mesele zaten korkuyu yok etmek değil, bu korkuyla yaşayabilme becerisini elde etmek. Bizim konuşacağımız konu bu aslında bugün. Kesinlikle. O takıntılı bir şekilde aklımıza geldiğinde, bizi mantık dışı önlemlere sevk ettiğinde, ha bir dakika burada anormal bir davranış geliştiriyorum artık ben diyebilme, öngörüsünü de kendimizde bulabilmek, bu evet, da meselemiz. Evet. Ama şu var, hani bir insan ölmek istiyorum dese ve ölüm gelse ne der? Yani hani istemez, hiç kimse ölmeyi istemez. Onunla yüzleşin. Ölen insana bir daha dünyaya gitsen desen, hani göndersek seni deseler diyorlar ya, yine ister gelmeyi dünyaya. Evet, bu da deniyor hani. O intihar tecrübesi, yani intihar deneyimi teşebbüsü olan insanlarla da yapılan röportajlarda zaten iyi ki yaşamışım deyip hayata böyle deli gibi bir tutunma. Çünkü o aslında diyorum ya, sağlıklı bir şey değil o intihara cesaretini bulabilmek. Ruh hali çok da sağlıklı olmayan insanların yapabileceği bir şey ama o ölümün soğukluğunu hissettikten sonra da aslında çok zor bir gerçekle karşılaştığını fark ediyorlar ve geri dönmek istiyorlar. Dönebildiklerinde de hayata çok güzel bir şekilde tutunabiliyorlar. Ben şeyden bahsetmek istiyorum. Kübler-Ross'undu öyle hatırlıyorum. Sıradan insanların ölümü, tırnak içerisinde sıradan insanların ölümü, ölüm korkusu daha kolaydır, aşılır. Ama kişi eğer çok makam, mülk sahibiyse, çok fazla böyle sosyal ilişkileri güzel olan, tanınmışsa desek tanınmış mi? Tanınmış belki. Hani ama kendi çapımızda bizler de belki hani sizi kastetmiyorum ama yani herkes, herkes. Hocam tanınan ama insanlar yok da yani daha çok kişiye dokunmuş mu diyelim? Yani böyle enerji olarak evet, daha çok kişi tarafından tanınan çok, insanların ölümü. Çok daha ölüm korkusunun daha yoğun olduğunu söylüyor. Aslında burada şey de var. Mal mülk sahibi insanların da illa tanınmışlık değil. Çünkü o bir güç hissettiriyor ya bize, sanki böyle. Hükmetme gücü ve durumu evet, imkanlarının elinden alınması gibi. Çünkü ölmek acziyettir. Tabii yani. Yok olmak demeyelim de acziyettir. Peki gerçekten şuna geçsem, ölüm nedir? Ölüm nedir? Kabulleniş, şu kısım önemli, artık virajı alıyoruz biraz daha. Evet. Süremi de yol alırken şöyle bakıyorum, birazdan da soru cevapları başlayacağız.
baş etme yollarına geçeceğiz ama bir de tetikleyen faktörler. Tetikleyen faktörlerden de bahsedelim. Peki şu söylediğiniz olay tetikler mi ölümü? Diyelim ki çok böyle sevdiğiniz ünlü birisi var ve onun ölümünü kesinlikle. Sizde o ölüm korkusu tetiklenir mi? Yani nasıl ölür? Bir de bu var ya, nasıl ölmüş ya? Nasıl ölür o ya? Sanki ölümsüzmüşüz gibi. Evet. Bunlar da anormal tepkiler değil mi? Bizim bilinçaltımız nasıl çalışıyor? Biraz bundan bahsedelim hocam. Evet. Yani anormal mi bilmiyorum ama bir insanın o süreci aslında çok sağlıklı hissedemediği, çok dünyasında olmadığını gösteren tepkiler kesinlikle. Ölüm gerçeğini var biliyoruz ama ondan çok uzak yaşıyoruz ve uzak yaşamaya da çalışıyoruz. Mesela hani o mezarlıklar eskiden nasıldı değil mi? Çok daha yakındı. Ben hatırlıyorum. Şehrin içindeydi. Teyzemin işte köyünde kapıyı açınca evinden direkt mezarlıkları görürdük. Ama şimdi yakınlarımdan da biliyorum mezarlığı görüyor diye evleri almak istemiyorlar. Yani o apayrı bir şey. Onu uzaklaştırmaya çalıştıkça aslında daha çok korkusu da artıyor. İstanbul'da bir İstanbullu olarak sorayım size. İstanbul'da ne kadar Osmanlı zamanından kalan değil mi? O eski mezarlar şehrin ortasında. Ne kadar güzel değil mi? Çarşının, pazarın. Kesinlikle. Ama aslında şimdi hayat, nerede? Şimdi en kuytu uzak, köşelerde. En kuytu köşelere, de, evet. Biraz şehirleşme, biraz da insanların tercihi de o yönde. Hani bana arz talep meselesi mi diyorsun? Tabii tabii, insanlar istemiyor. Mezarlığa bakıyor diye istemiyor mesela. Çünkü ölüm gerçeğinden uzak yaşamak istiyoruz. Ölümü hatırlamak istemiyoruz. Ne zaman ki bizden birine ölüm geliyor ya da sevdiğimiz bir insana, dediğiniz gibi böyle güçlü gördüğümüz özel bir insana, işte sevdiğimiz bir ünlüyenin başına geliyor. O zaman bizde de bir ölüm korkusu depreşebiliyor kesinlikle. Çünkü orada da belki bir özdeşleşme, yakın hissetme, hani zaten bir yakınının böyle ölümcül bir hastalığı ya da yakınının ölümü, sevdiği birinin ölümünden sonra tetikleyen faktörler ne dedik ya, daha çok bunlardan sonra ölüm korkusunun yoğun bir şekilde olduğunu görüyoruz. Yani Dilek'in dedesinin kanserden kaybetmesi, ardından amcasının kanser teşhisi alması, belki aile bireyinde acaba sıra bize mi gelecek, kimde olacak gibi tetiklemeler. Tabii bu hastalık kaygısının altında da belki ölüm korkusu yatabiliyor. Çok geniş bir konu, içinde panik atak var, hastalık kaygısı var. Tamam ama biz genelde ölüm bazında gideceğiz. Bu arada az önce söylediğiniz şey, biz Ankara'da bir köye taşındık. Köyün tam böyle girişinde mezar var. İşe gelip giderken her zaman her o mezarın zaman kenarından gidiyorum. Ne kadar güzel. Birileri ziyaret ediyor köyde bir yakınını. Öyle bir, her gün bir ölümle bir hatırlatma bana yapıyor. Kesinlikle. Hani bu güzel bir şey. Değil mi? Bu güzel bir şey. Osmanlı'da padişahlar da ölümü hatırlatması konusunda hani birçok semboller, kesinlikle yüzükler taşırlarmış. Çok önemli. Kaçmamak belki. Yüzleşebilmek kesinlikle. Peki hocam şunu sorayım ben. Bu tetikleyen faktörlerden birisi. Evet, şu an yaşadığımız pandemi tetikliyor. Başka hangi faktörler ölüm korkusunu tetikliyor yaşadığımız? Yani strese de sürüklüyor aynı zamanda. Dediğimiz gibi ölümcül hastalıkların kendi başımıza gelmesi, bir yakınımızın başına gelmesi ya da ölümle böyle çok yakınlaştığımızı hissettiğimiz olağanüstü durumlar, işte depremler olabilir değil mi? Afetler olabilir, trafik kazaları olabilir. Aslında ben bunlar da tabii ki bekleriz ama şimdi biraz röportajlar falan da okudum, ilginç şeyler. Yani bu ölümün aslında, ölüm korkusunun sadece bunlarla alakalı olmadığı, bunların bu saydığımız faktörler tarafından tetiklenmediğini de gördüm. Yani biraz bu yaşam baskısını çok yoğun hisseden insanlarda da ölüm korkusu olabiliyor. Yani nasıl? Yaşam baskısı. Evet. Bunu biraz açalım mı? Kesinlikle. Yani mesela çok yoğun yaşıyorlar değil mi? Hani her yere yetişmeye çalışıyor. Bir bakıyoruz. Ahtapot insanlar diyoruz yok, biz onlara. Değil mi? Her yerde bir kolu var. Bakıyoruz işte mükemmel bir anne baba, mükemmel bir eş, iş yerinde bir numara olmaya çalışırken sonra bu insan bir anda böyle yaşam anlamsız geliyor, ölme fikri geliyor. Bir psikiyatristin, yabancı bir psikiyatristin röportajına denk geldim. Bir otel odasında diyor, pat diye yani o farklı bir hal yaşamış. Yani o şeyden düşüyor hissi, uykuyla uyanıklık arasında böyle bir yataktan yakaza düşmüş. Yakaza dediğimiz hal. Evet, hissi. Sonrasında gelen o ölüm korkusunu anlatıyor ve uzun süre atlatamıyor. Yalondan terapi falan alıyor, kendisi terapist olmasına rağmen. Bundan bahsediyor ve oradan da aslında şeye gidiyoruz, yani o sıkışmışlık duygusu, aciziyetimizi belki hissetmek oradaki temel mesele değil mi? Hani biz insanız, sınırlarımız belli
Ama bazen unutuyoruz bu sınırları. Hepimiz yapıyoruz. Ölüm de bu sınırı sanırım güzel bir şekilde çizerek sanat kesinlikle yaratıyor değil yani mi? Kesinlikle. Yani öyle bir sınır ki hiçbir iradi şeyin etkinin olmadığı, olamayacağı bir sınır, aciziyet aslında. Belki hani bu yaşam krizleri de diyebiliriz. Bazen boşanma gibi, hani eşe aşırı bağlıysa hayatının anlamını eşine yükleyen kişilerde de görebiliyoruz bunu. Hmm. Ya da bir işte zaten evlat kaybı çok temelde bahsettiğimiz sebeplerden biri ama o sıkışmışlık hissi ve yaşamsal diğer krizlerde de bunu görebiliyoruz diyebiliriz evet. Yani. Peki biz son böyle 15-20 dakikaya girmişken biraz da ölümle baş etmenin yollarından bahsedeceğiz. Sizler adım adım Instagram, adım adım insan Instagram hesaplarına sorularınızı yazın. Hem oradan birkaç tane soru ve yorum da okuyacağım ben. Burcu Uysal hocamla beraber ölüm korkusunu yenmekten konuşuyoruz. Aslında böyle çok popüler bir başlık oldu değil mi? Ölüm korkusunu yenmek. Bunu düzeltip revize etmek sanırım daha hakkaniyetli bir yaklaşım olacak. Ne demek? Ölümle yaşayabilmek, ölüm gerçeğini kabullenebilmek aslında bizim bugün adım adım insanda terapi tadındaki o sohbetin asıl amacı. Hmm. Ve ölüme yüklenen anlam. Evet. Şimdi ölüm korkusuyla baş etmek için ölüme nasıl anlamlar yüklüyor insanlar? Hı-hı. Ölüm korkusuyla baş etmiş insanlar nasıl anlam yüklüyor? Biz ölüme nasıl bakmalıyız? Evet. Siz şahsınız nezdinde nasıl bakıyorsunuz ölüme? Hı-hı. Evet. Yani bir defa hani o aciziyetini kabul etmek bence insana güç veren bir şey. Evet. En temelde ben insanım. Nasıl doğmayı seçemediysem ölmeyi de seçemeyeceğim. Ölüm gerçeğini kabullenmek. Ve sonrasında da ölüm korkusunu da kabullenmek gerekiyor. Çünkü biz ölüm korkusundan kaçan insanları da görüyoruz. Hani o ölüm korkusundan kaçtıkça da hep o korkunuyu enselerinde hissedip o korkunun daha da yoğun bir şekilde geldiği insanları biliyoruz. O yüzden ölüm korkusu eğer yoğun bir şekilde yaşıyorsak bir defa diyeceğiz ki ben kabullenmek zorundayım. Yani öleceğim, ölüm gerçeğini değiştiremeyeceğim. Ölüm korkusu da şu an hani kaçsam da istemesem de hissettiğim bir şey. O zaman benim için bunun anlamı ne diye bakmak lazım ama kabul etmekten bahsetmişken biraz belirsizliğe tahammülsüzlük de kişinin çalışması gerekiyor. Yani o belirsizlik gelecekteki işte benim başıma ne gelecek değil mi? O ölümün aslında bizi korkutan temel sebeplerinden biri de yani ne bekliyor beni acaba? İşte kötü bir şekilde mi öleceğim? Başkalarına bağımlı hale mi geleceğim? Ölürken acı çekme acı korkusu çekecek belki. Miyim? Kesinlikle. Ama hiç kimse ölümü tecrübe edip bize gelip anlatmadı. Ve yine i̇şte. Hiç kimse bilmiyor ne kesinlikle olduğunu. Bize acı şekilde öldü diye düşündüğümüz kişinin ne yaşadığını gerçekten ne bilmiyoruz. Aslında bilmiyoruz. Ve hayata dair tecrübe edip de hani başkalarından dinleyemeyeceğimiz belki sadece ölüm. Böyle bir hakikat. O da bana çok ilginç geliyor. Değil mi? Dediğiniz gibi belki de... Tecrübe edinen, edindiğimiz ama aktaramadığımız tek olgu. Tek olgu. Kesinlikle o tecrübe, paylaşamadığımız tek tecrübe belki ölüm. Şu an onun dışında başka bir şey aklıma gelmiyor. O belirsizliği de kabul etmemiz gerekiyor. Ve o belirsizlik aslında baktığımız zaman temelde bizi niye rahatsız ediyor? Olumsuz ihtimaller sebebiyle rahatsız oluyoruz. Hı hı. Ama adı üstünde belirsiz. Yani bu Allah'tan hani kötü ölümler çok sık yaşanan şeyler değil. O yüzden o belirsizlikte kendimizi olumsuza şartlayarak aslında daha başımıza gelmeden o kötü şeyleri yaşamış kadar oluyoruz. Hı. Yani ölüm korkusu aslında bizi ölümden kurtarmıyor ama yaşamımızın kalitesini kesinlikle düşürüyor. Hı hı. Epikür'ün bir sözü var, filozofun. Ölümden aslında hani korkmamıza gerek yok. Neden? Çünkü ölüm geldiğinde zaten biz yokuz. Hayattayken de ölüm yok diyor ya. Onun gibi yani. Yani çok değişik bir, biraz böyle hani derinlere dalıp düşündüğün zaman ben bunu çok sorguladığımda aklımı kaybedecek gibi hissediyorum. Bu noktada çok da düşünmeye teşvik etmemek gerekiyor. Yani çünkü ölümü düşündükten sonra ondan sonra ne olacak? Hmm. Ölen insanlar şu an ne yapıyor? İşte berzah alemi, dini bazı şeyler, inançlı insanlar için konuşuyorum. Ahiret gayet, kavramı. Değil mi? Bir değil sürü mi? Şey var. Yani kabirde ne oluyor? Nasıl bekleniyor? Yani ne olacak? Hmm. Arkası gelmiyor.
arkası gelmediği gibi cevapları evet var ama tatmin etmiyor belki o kişiyi. Çünkü emin hala mi? Belirsiz. Evet. Orada da çünkü belki hadisler var, rivayetler var. Ama bir noktada hala bizi tatmin eden bir şey yok. Güvenli bir liman gibi hissettiğimiz nokta değil dünya gibi. Evet. Ama ölümün o manevi atmosferi ya da insanın hayatına yüklediği anlam. Evet, ölümle özdeşleştirdiği kesinlikle noktaya gelelim mi hocam? Biraz kesinlikle hızlanacağız, vaktimiz daralıyor. Şimdi aslında ölüm korkusunu hani dedim ya, kaçmamamız gerekiyor. Çünkü ölüm korkusu aslında bir nevi bir fırsat. Çünkü hayatın anlamını yakalamak için çok güzel bir sorgulama imkanı. Bir baktığımız zaman neden ölümden korkuyorum sorusunu sormak lazım. Hani ölümden sonra ne olur vesaire gibi çok produktif olmayan, çok pragmatik baktığımda bana getirisi olmayan şeylerle uğraşmak yerine aslında ölüm benim hayatımda ne anlama gelirdi? Ben şu an ölseydim hani ölümden neden korkardım diye bakmak gerekiyor. İşte ya çocuklarım küçük, ya işte yapmak istediğim çok şey var gibi. O zaman aslında bu sorulara verdiğim cevapla hayatın anlamını da bulmaya bir adım atıyorum. Hani Yalom'un söylediği şeydi, değil mi? Evet, yaşanmamış hayatlar diyor ya. Yaşanmamış hayatlarda aslında ölüm korkusu çok daha yoğun olur. Yaşanmamış hayatla şey kastedilmiyor, gençler falan değil, daha bir şey yaşamamış, görmemiş değil. Tecrübesizlik değil. Kesinlikle, hayat tecrübesi olmayanlar değil. O hayatın hakkını vermeyen, veremeyen, böyle bir suya kapılmış gibi, yıllarını geçiren, bir akıntıya kapılmış gibi. Daha özetle, el alem ne der diyerek yaşayanlar evet desek daha doğru olur mu? Evet, kesinlikle. Yani o şekilde yaşayan insanlar da aslında hayata teğet geçenler olarak tanımlanıyor. Bu insanlarda ölüm korkusu çok daha yoğundur diye görüyoruz. Frankl'da yine aynı şekilde anlam arayışı aslında hayatın temel gayesidir diyor. Evet, Viktor Frankl. Çok güzel evet bir kitaptır o. Kesinlikle tavsiye edelim bu evet vesileyle. İnsanın anlam arayışı. O hayatın gayesi olan anlam arayışından uzaklandığı zaman insan anksiyeteleri, kaygıları, ölüm korkuları o zaman ortaya çıkar aslında. Çünkü biz hayatımızın anlamını bulmaya yaklaştığımız zaman ya güzel bir hayat yaşadım diyebilmek. Da Vinci'nin de bir sözü var. Yani nasıl güzel geçirilen bir günün ardından güzel bir uyku olursa, güzel geçirilen bir ömrün ardından da yine aynı şekilde güzel bir ölüm gelir. Yani o mutmain bir şekilde, değil mi? Ben yapmak istediklerimi yaptım, hayatımın anlamını buldum. Zaten işte Allah inancı da varsa. İyi bir insan olma yoluna götürüyorsa ölüm korkusu aslında o da önemli. Yani ben ahirette iyi anılmak, iyi çağrılmak istiyorum inancı varsa bu da ölüm korkusunu daha hayatta işlevsel kalmaya yöneltiyor gibi, değil mi? Evet, kesinlikle. Yani aslında dediğiniz gibi eğer hayatımın kalitesini artırıyorsa, anlamını bulmaya beni sevk ediyorsa, işte belki de sağlıklı beslenmeme, spor yapmama, bak ölüm var, hastalık var deyip de bana böyle bir etkide bulunuyorsa faydalı bir şey zaten. Evet, evet. Sağlıklı olan kısımdaysa onunla baş etmeye çalışmayalım ama yaşam enerjimizi sömürüyorsa, bizim rutinlerimizi bozuyorsa, hayatımı anlamsızlaştırıyorsa, evet, tam orada artık ölüm korkusuna müdahale etmemiz, benim için ölüm ne anlama gelirdi diye. Hani o dini boyut, belki dindar insanlar için ondan da bahsedebiliriz ama. Bahsedeceğiz ama sorularda bahsedelim. Tamam. Yazılmış biliyor musunuz hocam? Öyle mi? Birkaç tane soru atsam siz söyleyeceklerinizi o soruları yedirseniz. Efendim adım adım insana yazmışsınız çoktan. Ölüm korkusunu Burcu hocamla konuşurken o dini argümanlarla yazanları konuşmak isterim. Mesela bir tane izleyenimiz demiş ki yayınlar ibadetlerimizin noksanlığı hesap verecek oluşumuz mudur bizi asıl korkutan? Daha önce görmediğimiz bir yer ya da bilinmezlik oluşu mudur demiş. Evet. Şimdi ibadetlerini çok iyi yapmayan, çok iyi bir hani pratikte çok iyi bir Müslüman olmadığını düşünen kişilerde ölümle alakalı kaygılar, korkular olabilir. Çünkü ahiret evet hesap günü. Evet. Tam buraya gelecektiniz. Belki sorunuzu okumuş olarak ben hocama yönlendirmiş olayım. Buyurun. Evet. Maneviyat kesinlikle ölüm korkusuyla çok ilişkili. Yani genelde de olumlu ilişkili. Yani evet, maneviyatı yüksek olan kişiler ahiret inancı olduğu için, değil mi? Dünyadaki adaletsizlikleri daha kolay kabullenebiliyor ya da ölümün bir son olmadığını biliyor. Ama tam da seyircimizin de bahsettiği gibi
dini başa çıkma mekanizmaları dediğimiz mekanizmalar hem olumlu olabiliyor hem olumsuz olabiliyor. Ama bunu yani, nasıl kullandığımıza bağlı evet, tabii ki. Evet kesinlikle. Hani Allah'ı cezalandırıcı olarak mı tanımlıyoruz? Daha çok onu o haliyle mi baskın görüyoruz yoksa bir de ahireti affedici, yakılan yer mi? Cehennem evet, gibi mi hep evet, görüyoruz değil mi? Ya da affeden işte rahmeti bol olan olarak mı görüyoruz? Ve hala nefes alıyorsak, hala tövbe şansımız varsa değil mi? Aslında evet, her yeni güne yepyeni bir insan olarak başlayabilecekken tövbeyle inşallah bu ipe sarılmak lazım belki. Kesinlikle onun etkisi var. Evet. Cezalandırıcı olarak. Bir izleyenimiz de şöyle demiş Merve Hanım. Yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz efendim. Bu aslında ölüm korkusu diyor. Bu aslında çocukluğumuzdan gelen bir şey. Çünkü Allah'la korkutularak büyütüldük. Ölüm hep korkunç geldi. Öldükten sonrası bizi korkuttu. İbadetlerimizin eksikliği, hesap veremeyecek oluşumuz, sürekli sevdiklerimin yokluğunu düşünmekten mi kaygı bozukluğu diye sormuş. Yani bir o cezalandıran dini kavramlar üzerinden çocuklarımıza peki biz bunu nasıl veriyoruz ona bakmak lazım evet, bence birincisi. Çocuğumuz yoksa da neden Allah'ın rahmetine işaret eden ayetlere ya da işte hadislere bakmıyoruz değil mi? Onlara belki biraz daha yoğunlaşmak lazım. Sonraki kısım neydi? Burada sorduğu şey şu, sevdiklerimin yokluğunu düşünmekten mi bu kaygı bozukluğu? Yani o sevdiklerimin yokluğuyla baş edebilme becerisi de. Şimdi evet, o yokluk ne demek? Sevdiğiniz nereye gitti, nasıl yok oldu? Evet. Bunu biraz sorgulamak istiyorum. Biraz da sevdiklerimizi kaybetme korkusu, ölmeleri. Sonuçta çok yakınlığını kaybetmiş biri olarak söylüyorum. Evet, fiziksel olarak bir yokluk hissediyorum, duygusal olarak da bir yokluk hissediyorum ama bir bağ hala sürüyor. Resimler, yaptıkları, anılar, söyledikleri. Evet, benim ona fiziksel olarak benzemem, babamdan bahsediyorum. Evet. Annem her zaman sana baktığın zaman babanı görüyorum der. Bu mesela bir onu yaşattığım şeydir. Yok olmadı bak, hala MR'si var. Onun DNA'sını taşıyorum. Onun DNA'sı benden oğluma gitti. Evet. Aslında yani, yok olmuyor değil mi? Yok olmuyor. Tam o hala burada işaretleri var. Evet. Bu yani böyle düşünüyorum. Hocam sizin ekleyecekleriniz vardır eminim. Belki yani o sevdiklerimizle alakalı olarak dediğiniz gibi sevdiğimizi ölümsüz kılan aslında bir sürü şey var. Onlara tutunabilmek ya da bence hayattayken şu an aslında seyircimiz sevdikleri ölmeden onun korkusunu yaşıyor. O ayrı bir şey. Aslında burada bizim konuşmamız gereken şey sevdikleriyle hakkını verebiliyor mu yaşamın? Bence burada da o ölüm korkusu eğer sevdikleri üzerindense kişinin sevdiklerimizi ihmal mi ediyoruz? Onlarla acaba nitelikli beraberlik geçirebiliyor muyuz? Hele şu eve kapandığımız zamanlarda nitelikli beraberliklerimiz, kavga gürültülü değil de. Ne kadar kıymetli değil mi? Yapılabilecek çok şey var aslında. Oradaki içeriğini doldurabilmek, oradaki sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi tekrar güzelleştirebilmek, birlikte daha keyifli vakit geçirebilmek, daha anlamlı şeyler yapabilmek üzerinden baktığımız zaman onların kaybıyla ilgili korkumuzun da azaldığını görürüz. Çok güzel noktaya temas ettiniz hocam. Şöyle hızlıca Özge Hanım, yayınlar Tuba Hanım. Anne olduktan sonra neden artar ölüm korkusu demiş. Bir başka izleyenimiz, böyle birkaç tane okuyup bitireceğim, sözü size bırakacağım hocam. Hızlandı gene konuşmam bıdır bıdır çünkü 5 dakikam kalmış. Arife Hanım demiş ki korkum sevdiklerimizin ölmesi ve bunu 20 gün önce yaşadım. Babam sanki hiç geçmeyecek gibi bir acı ve bir daha onu göremeyeceğiz, sesini duyamayacağız dünyada demiş. Sibel Hanım, ölümden değil korkumuz sanki ölümden sonrası ne olacağımız, affet Allah'ım demiş. İyi yayınlar, amin diyelim. Evet. Zeynep Hanım, bazı insanlarda ölüm korkusu hiç bulunmuyor. Yok yani, sanki ölüm diye bir şey yok. Acaba bunun sebebi dini bakış açısından gelen bir durum mu? Yine başka bir soru, ölüm korkusu normal ancak bu ölüme hazır olan insanlarda daha azdır. Ölüme hazır olmak için Müslümanca yaşamak, Allah'a sadık bir kul olmak gerekir diye yorum yazmış. Ve bir izleyenimiz de, hayırlı günler Tuba Hanım, sadece araba sürmek istediğimde ölüm ve öldürme korkusu var, ne yapmalıyım demiş. Daha birçok soru var. Ölüm korkusunu bastırmak kısa vadede sevdiklerimize olan bağlanmayı nasıl tetikler diye de var. Genel anlamda hepsi bir yere kanalize olacak bu soruların ama size son söz bırakacağım. 5 dakikalık bir süreçte nasıl toparlarsınız bilmiyorum ama tamamen kocaman bir 5 dakika hocam. Evet.
Yani ölüm korkusunu aslında o bir soru özellikle kafama takıldı. Ben de düşünüyorum da hani neyin üzerinden yaşıyorsak onu anlamlandırmaya çalışmak. Araba kullanırken neden? Hani aklıma hemen trafik kazası mı gördü, duydu, etkilendiği bir şey mi var? Ya da hızlı araba mı kullanıyor? Yani neden buradan bir insanı yakalıyor? Bunu düşünmek. Ve yine az önce konuştuğumuz gibi ölüm herkese verebileceğimiz cevap. Benim için ne anlama geliyor? Peki ölmeden önce ne bırakmak istiyorum? Nasıl tanınmak istiyorum? Nasıl bir insan olarak hayatı sürmek istiyorum? Buna odaklanırsak eğer zaten yapmak istediklerimize odaklandığımız zaman ölüm korkumuzun çok çok hafiflediğini göreceğiz. Ne zaman kendimizi kapana sıkışmış, yapmak istediklerimizden uzak, hayatın bizim için anlamından uzak bir hayat sürmeye başlarsak ölüm korkusu da bizi çepeçevre kuşatacaktır. O yüzden kesinlikle herkes için hani o ortak olan şey belki benim için anlamı ne ölümün, yaşama ben ne katacağım, burada odaklanmak. Ve Farabi'nin söylediği bir söz var. Hani erdemli kişiler aslında tam sözün hatırlamasam da mahiyetini söyleyecek olursak. Erdemli kişiler ölümden korkmazlar. Çünkü iyiliğin öldükten sonra da devam edeceğini bilirler. O yüzden yaşamın kıymetini bilip iyi amellere yönelmek ölüm korkusunu azaltır diyor. Yani çok temel, çok güzel prensipler var baktığımız zaman. Yunus Emre'nin mesela Mevlana'nın ruh, can kafesi, beden kafesinden kurtulmasıdır. Bir nevi özgürleşmedir. Yine Yunus Emre'nin söylediği hani Allah'ı düşünmek, onu hissetmeye çalışmak aslında ölüm korkumuzu azaltır. Biraz önce sizin de babanızla alakalı olarak söylediğiniz aslında o yaşıyor değil mi? Hani sizin suretinizde ondan bir sürü parça yaşıyor. Genlerinizde çocuğunuza aktardığınız bir sürü görünen görünmeyen özelliklerinizde. Anılarınızda o yaşıyor. Bunun da ötesinde aslında neyi miras bırakacağız? Hani ona odaklanırsak bir ev işte iki araba falan değil. Sadaka-i cariye dediğimiz hani o sevap kapımızın kapanmayacağı ne eserler bırakacağız? Biz güzel nesiller mi bırakacağız? Ya da güzel ilim mi bırakacağız değil mi? Talebe mi yetiştiriyoruz? Kitap mı yazıyoruz? Ya da insanların faydalanacağı işte yapıtlar mı yaptırıyoruz? Çeşmeler, hanlar, yollar, okullar. Bunlar aslında bizim dünyada hala bir bağlantımızın olduğunu gösteriyor. Ama ben de ölümü şöyle görüyorum. Gerçek mekana, yani gerçek ait olduğumuz yere hicret, aslında dönüş. Yani geldiğimiz yere dönüş olarak görüyorum kesinlikle, ben ölümü. Ait olduğumuz yere. Ait olduğumuz yere dönüş. Bunlar önemli. Az önce bir soru vardı ya anne olduktan sonra neden artar diye. Anne olduktan sonra arttı mı? Kesinlikle. Sizinle? Benim de arttı. Çok deli şeyler yapar. Yani yapmaktan korkmazdım. Ama şimdi ödüm patlıyor tabii ki. Daha dikkat ediyoruz. Sorumluluk. Zaten sorumluluk zaten kaybetme korkumuzu tetikleyen bir şeydir. Evet, bir de normal olan bir şeydir. Şimdi sizde bu korku olmasa çocuğunuza veya kendinize kim bilir ne çılgınlıklarla yaklaşacaksınız. Bu önemli şey ama her dakikada çocuğuma bir şey olacak, bana bir şey olursa ona kim bakacak demek de biraz emanetçilikten çıkıp sahiplik yüklenmek, yükle yaşamak geçmek. Gibi. O da çok sağlıklı bir çizgi değil. Hocam var mı ekleyecekleriniz? Bitti sürem. Ne güzel, tamam. Yani bence anlam arayışıyla bitirmek, orada güzel bir miras bırakabilmeye odaklanabilmekle bitirmek en güzel kapanış olur diye düşünüyorum. Tavsiye olur. Zaten onu da söylemiş oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Güzeldi benim çok için yayın. Çok keyifliydi benim için de. Anlamlıydı benim için de. Hızlı. Ağır bir konuydu ama evlere kapandığımız bu süreçte belki ölüme bir pencere açtık. Evet. Nacizane, acizane. Aciziyetimizi hatırlatarak elbette hepimizde olduğu gibi. Burcu Hocam ayaklarınıza sağlık teşekkür diyorum tekrardan. Ederim. Ve efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Umarım ölüme bakışınızı yeniden anlamlandırmanıza bir nebze de olsa katkı sağlamışızdır diyerek sizlere şimdiden hayırlı iftarlar dileyerek Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.